Gerçekte hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Minecraft yaşam hilelerini test edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten oluyor mu yoksa olmuyor mu diye. Yanımızda Kübra, Nisa, Pratik Oyun, Ahmet ve Dora var. Herkes hoş geldi. Hoş bulduk. Arkadaşlarım, sizlerden de bol bol like bekliyoruz. Abone olmanızı da istiyoruz tabii ki. Lütfen kanalımıza bol bol abone olun ve like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar, ilk o zaman yaşam hilemiz güzel bir şekilde gelsin mi? Gelsin tabii ki. Haydi bakalım neler oluyor neler olmuyor. Şimdi arkadaşlar, burada bir evimiz var. Evin içine eğilerek girdi abimiz ve gördüğünüz gibi eğer ki böyle eğilerek girersek zombiler bize güya zarar vermiyormuş abi. Sizce arkadaşlar olur mu, olmaz mı? Fikirlerinizi alayım. Bence olmaz. Evet. Pratikten olmaz geldi. Yani eğilince niye zombi bize zarar vermesin? Abi biraz eğilerek oradan giriyor ya evin içine. Yani oradan zombi evin içine dalamıyormuş abi. Bence olur. Ben tuttum bu işi. Şey var, kapıya engel koymuş. Engel olur koyuyor, aynen öyle. O zaman hadi hep birlikte test edelim, olacak mı olmayacak mı diye. Minecraft'tayız arkadaşlar, yaratıcılık modunda girdim. Kendime çok küçük hızlı bir şekilde ev yapıyorum şöyle. Çok büyük olmayacak bir şekilde. Yani ne yapacağız, burada mı yaşayacağım yani? Küçük ev olsa da işimi görür. Evet. İlk gece evi. Evet, tek kişilik ilk gece evi sayılabilir. Evet, evimizi şöyle yapalım. Şuradan da kapatalım. Evet, güzel oldu. Tamam, yeterlidir bu benim için. Şimdi abi, buraya bir tane ne yapacağız? Güzel bir şekilde bir tane basamak koyacağız. Rengi fark etmiyor. Böyle basacağız. Bir eğilelim. Aa, geçiyoruz lan. Olma ihtimali yüksek. Şimdi arkadaşlar, yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Bir tane kapı koyacağız. Kapımızı şöyle alalım. Oradaki biraz koridor... geriden koyuyorsun, evet, galiba. Kapıyı şuraya koyacağız. Kendimiz buraya eğilip buraya koyacağız. Şu an her şey gerçekten birebir oluyor abi. İnanılmaz şekilde. Tek yapmamız gereken şey artık zamanı tabii ki de arkadaşlar akşam yapmak ve zombilerin çıkmasını beklemek ya da zombileri benim çıkartmam. Daha mantıklı olur. Kanka, evet. Neden basamak koydun sorsam? Kanka bak şimdi, buradan normalde kafamız geçemiyor. Zombiler de ondan dolayı geçemeyecek ama eğilirsek... Zombiler anladım. Eğilme huyu yok ya. Tuğla koysak olmuyor muydu? Olmaz kanka. İlla bu oluyor. Evet, şimdi zombilerimizi koyuyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde ve kendimi de survival yapalım. Adventure da olur. Gelmeyin. Evet arkadaşlar, harbiden oluyormuş. Gördüğünüz gibi ben buradayım ama onlar gelemiyorlar içeri. Bir daha deneyelim hatta. Gelin abi. Lan evin tepesine çıkmış bu manyaklar. Oo, evin açıkta. Burası benim evim olduğunu düşündüm arkadaşlar. Eve doğru koştum koştum koştum. Eğildim, evin içerisine girdim. Hatta buradan bakın, onlara da vurabiliyorum. Onlar bana vuramıyorlar. Evet. Anam, bunlar hile yapıyor. Hile yapıyor oğlum bunlar. Evet arkadaşlar, bence gayet güzel bir şekilde oluyormuş. İlk denediğimiz şeyi gayet güzel bir şekilde beğendim. Evet arkadaşlar, şimdi güzel bir şekilde ikinci hilemizi test edeceğiz. Ve gerçekten oluyor mu olmuyor mu diye hep birlikte bakacağız arkadaşlar. İkinci hilemiz güzel bir şekilde o zaman... Gelsin ekranlarımıza, tabii ki hemen gelsin. Boom. Evet arkadaşlar, bir tane bal kabağı koydu. Oraya Santa'nın şapkası yazdı İngilizce bir şekilde. Ve bal kabağı abi Santa'nın şapkası şekline dönüştü. Bence bunun olma ihtimali çok düşük ama yine de test edeceğiz. Arkadaşlar sizce bu olur mu olmaz mı sormak istiyorum herkese. Evet Kübra'cığım, söyler misin, sence olacak mı? Yani olabilir ama... Olmazsa çok üzülürüm. Olursa da çok güzel olur ya. Çok güzel bir şeymiş bence. Evet. Olabilir, deneyelim bence ya. Umutsuz olmayalım, olabilir. Evet Kübra'cığım, olabilir diyor. Ben bakacağım diyorum. Pratik, sence olacak mı abi? Büyük ihtimalle olması lazım. Büyük ihtimalle olması lazım dedi Pratik'te. Ahmet, sence olur mu kardeşim bu? Abi bence olabilir ya. Evet, Ahmet'ten olur geldi. O zaman Dora'mıza da soralım. Dora'cığım sence olacak mı kardeşim? Olmayacak abi. Olmayacak dedi Dora'da. Tabii be, öyle de deme, olsun ya. Şimdi arkadaşlar, gerekli malzemelerimiz ne? Tabii ki ilk olarak güzel bir şekilde Earth çıkartacağız abi. Onun dışında bir tane bal kabağı lazım bize ama şöyle suratlı olandan lazım. Buraya geldik abi. Şöyle koyuyor buraya. Burayı da ismini değiştiriyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Santa Hat yazıyor. Hatta şöyle yazalım. Aha, yok. Maalesef arkadaşlar. Nasıl? Ya, olmadı. Gördüğünüz gibi olmadı ama istiyorsanız böyle kafama takabilirim bunu. İsteyen var mı?
Hile mi yapmış? Hele olan kabak olan. Evet abi, şöyle kafama takabilirim isterseniz ama Santa'nın şapkasını maalesef ki arkadaşlar tamamen bir fiyasko olduğunu buradan da anlamış olduk. Bu şapkayı tekrardan çıkartalım ve bakalım arkadaşlar bir sonraki hilemiz nasıl bir şeymiş ve olacak mı diye hep birlikte test edeceğiz. O zaman yavaştan üçüncü hilemiz hepimiz için gelsin. Üçüncü hilemiz bakalım nasıl bir şeymiş. Evet. Evet, bir tane uyandırıcı koydu arkadaşlar ve karşısına da bir koyun koyuyor ve koyunu maviye boyuyor. Ondan sonra bizim dayı da güzelce koyunun rengini kırmızıya çeviriyormuş. Sizce olacak mı arkadaşlar yoksa olmayacak mı? Kübra'cığım. Yani bence olur. Bu arada bu amcanın adı neydi bu dayının? İşte dedim ya uyandırıcı diye. Bu uyandırıcı. Aynen, uyandırıyor herkesi. Bunda da alarm. Alarm olabilir. Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde karakterimizi hemen buraya koymadan önce ne yapıyordu abimiz? Çit koyuyordu. Biz de çit yapalım şöyle. Güzel çitlerimizi yerleştiriyoruz. Hadi şurası şöyle olsun. Şurayı da şöyle yapalım. Şimdi içerisine bir adet bizim abimizi koyduk. Koyunumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Ve herkes hazırsa arkadaşlar güzelce boyuyorum rengini. Boya bakalım. Evet. Boyadım. Harbiden yapıyormuş. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ben buraya şimdi 500 tane bundan koysam abi hepsini mi boyayacaksın yani sen şimdi? İşin gücün yok. İşi gücü yok. Hepsini boyayacak mı? Gerçekten hepsini boyamıyormuş ya. O kadar da değilmiş. Boyuyor mu lan? Boyuyor. Abi boyuyor. Gerçekten tam bir işsiz. Ben boyuyor. Bu adamla biraz şey yapacağım ya. Uğraşacağım mı? Uğraşacağım abi. Bayağı işsizlik yani şu an yaptı arkadaşlar. Evet, tebrik ediyoruz abimiz. Gerçekten oluyormuş arkadaşlar bu hayat hilemizde. Şimdi geldik arkadaşlar yavaştan dördüncü bölümümüze. Bakalım dördüncü bölümde karşımıza nasıl bir şey çıkacak. Haydi o zaman yavaştan arkadaşlarım, güzel bir şekilde dördüncü bölümde neler oluyor diye bakalım. Evet, burada bir tane Shulker var arkadaşlar. Shulker'a görünmezlik iksiri atılınca sadece kafası kalıyormuş. O kaplumbağa kabuğu olan var ya, yani kabuğu yok oluyormuş. Sadece kafası kalıyormuş. O zaman arkadaşlar hep birlikte tekrardan oyundayız. Yapmamız gereken şey tam olarak şu. Bir tane Shulker lazım bize. Evet, bunu alalım. Onun dışında bir de iksir lazım. Evet, bakalım görünmezlik iksirimiz burada. Şimdi güzelce Shulker'ımızı buraya koyduk. Haydi atalım bakalım. Bum. Harbiden oluyormuş ya. Abi kabuğu gitti, kafası kaldı. Evet arkadaşlar, tabii bunun bir süresi var biliyorsunuz. Süresi dolduktan sonra tekrardan güzel bir şekilde gelecektir. Bir tane daha atsam yok olur mu kendisi diye bakıyorum ama yok. Sadece yani kabuğu. Gitsin. Kel kaldım zaten. Güzel oldu ama ya. Vallahi daha yakıştı böyle. Yok evet. Be, keltoş gibi. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki hayat hilemize güzel bir şekilde geçiyoruz. Bu arada yaptıklarımızdan olmayan var mıydı abi? Yoktu değil mi? Hepsi oldu yani. Yoktu, evet. Evet, artık oldu. Bir tane olmayan çıksın arkadaşlar ya. Hepsi de olur mu? Bu kadar da şanslı olabilir miyiz yani? Evet, haydi bakalım hep birlikte geldik sıradaki hayat hilemize. Evet, abimiz rayları kullanıyor arkadaşlar. Raylara bir tane şalter koydu. Şalteri değiştirdikçe rayın yönü değişiyor arkadaşlar. Evet, bunun olma ihtimali var mı yok mu diye bir konuşalım. Kübra'cığım sence olur mu? Bence bu olur ya. Evet, olur, Kübra olur dedi. Pratik sence olur mu abi? Olur dedi. Dora sence olur mu? Olur bu abi. Olur dedi. Evet, mantıklı duruyor arkadaşlar, olacak gibi. Ahmet sence olur mu kardeşim? Abi bu çok net olur ya. Evet, Minecraft'ı bayağı uzun zamandır oynayan Ahmet de dedi ki abi olur büyük ihtimalle dedi. O zaman arkadaşlar haydi Minecraft'a girelim ve hep birlikte güzel bir şekilde bunu test edelim, olacak mı olmayacak mı diye. Şimdi gerekli malzemelerimiz güzel şekilde, tabii ki bize ray lazım abi. Rayımızı alıyoruz. Onun dışında bir de şalter. Şalterimizi de çıkartıyoruz. Şunları da kaldıralım abi. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar, ilk olarak rayımızı getirdik ve böyle olması. Diğeri de abi şöyle olacak. Şimdi arkadaşlar koyuyorum buraya şalteri. Hazır mısınız? Hazırız. Deniyorum bak. Evet. Olacak. Ben olacağına eminim. Allah olmasın. Olmuyormuş. Oluyor lan. Olmaz. Ama ilkinde olmadı abi. Demek ki diğer tarafta diye. Evet arkadaşlar, böyle bir şey yapmışlar. Demek ki bu sayede trenin yönünü de değiştirebileceğiniz bir şey yapabilir misiniz? Ben daha önceden Minecraft'ta böyle bir şeyle karşılaşmadım. Denememiştim de abi. Ama harbiden güzel bir şeymiş. Çok beğendim. O zaman arkadaşlar bir sonraki hilemize hep birlikte bakalım. Gitgide hileler de güzelleşiyor.
Evet. Bu arada arkadaşlar like atmayı da lütfen unutmayın demek istiyorum. Evet arkadaşlar, herkes hazırsa bir sonraki hilemize geliyoruz. Şuradan ayarlayayım. Evet. Bir sonraki hilemiz bu. Lavlı bir yerde abi, gördüğünüz gibi tuzak kapısı kullanarak güzel bir şekilde lavların üstünden görüyor abi. Lavların içerisine neler var neler yok görüyor ve elmasları toplamaya başlıyor. Olabilir mi olamaz mı? Ahmet, ilk sana sorayım kardeşim. Abi bu olur. Olur dedi Ahmet. Kübra sence olur mu? Bence olmaz ya, bilmiyorum ben. Ben evet. Hiç bilmiyorum bunları. Normalde madem tahtanın yanması lazım normalde tahtanın ama yanmıyormuş. Pratik sence olur mu abi bu? Lavların üstüne mi koydu bu tahtaları gerçekten? Evet abi, lavların üstüne koyuyor yanmadan. Ay, abi. Yanması lazım. Evet, pratik yanması lazım dedi. Doracığım sence olur mu olmaz mı? Abi ben çok kararsız kaldım. Normalde bunlara cam koyuyorlardı abi. Evet, eskiden öyle bir şey yapılıyordu. Cam koyuyorduk ve altındaki şeyi daha rahat bir şekilde görüyorduk. Bu abimiz böyle yapmış. Yani su koysak arkadaşlar biliyorsunuz ya taşa ya da obsidyene dönüşüyor. Ondan dolayı böyle bir yöntem izlemişler ve oluyormuş gibi göstermişler. Şimdi abi hep birlikte bir test edelim. Bakalım gerçekten olacak mı yoksa olmayacak mı diye. İlk olarak kendimize bir lav bulmak yerine arkadaşlar, tabii ki yapmamız gereken şey, şurayı kazacağım abi güzel bir şekilde. Kazdım. Evet. Şimdi bunun altına arkadaşlar güzel bir şekilde elmaslarımı yerleştireceğim. Yani kendime bildiğiniz bir lav havuzu yapacağım. Evet, elmas cevherlerimizi şöyle yerleştirelim abi. Güzel bir şekilde. Hiçbir yerde de böyle gözükmezler ama her neyse. Şimdi üzerine lavımızı döküyoruz. Evet. Haydi bakalım. Lavı şöyle dökelim. Evet, eksik olan yerleri de şöyle hızlıca tamamlayayım. Evet, denk gelmişiz böyle kusursuz bir lav. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken şey tabii ki tuzak kapımı alıyorum. Ve güzel bir şekilde game modu alacağım abi kendime. Evet, game mod survival'ı aldık. Şimdi koyuyorum. Lan nereye gitti o? Bu arada yanmıyor ha. Harbiden oluyormuş. Vallahi oluyormuş ha. Evet. Sadece doğru yere koysaydım daha güzel olacaktı. Şimdi bir dakika, bir de creative'i alayım abi. Evet. Tekrardan arkadaşlar bunu kopyaladık. Abi eğer mantıklı bir şekilde şöyle koyabilseydim. Harbiden oluyormuş ya. Koydum. Aa. Nasıl bu? Abi altına kadar her şey gözüküyor. Açtım arkadaşlar burayı, kazdım, topladım. Hala lav gelmedi bana. Bu arada yanıyorlar lan. Aa, vallahi yanıyorlar abi. Çok güvenmeyin buna. Sakatlık aa, çıkartabilir. Var, süresi mi var acaba? Şu ya an... da yanlış bir yere mi kazdık da üstüne geldi? Yo. Yani gördüğünüz gibi yanıyor. Yanmaya başladı abi. Yanmaya başladı ama yani şey olarak yanmıyor. Sadece alev tutuyor abi. Bak söndü. Yandı ve söndü. Yani arkadaşlar harbiden oluyormuş bu. Deneyebilirsiniz. Kendiniz de zaten büyük ihtimalle olduğunu göreceksiniz. Evet, gerçekten iyi bir taktik. Bunu kullanabiliriz. Biz de survival oynarken bunu kullanabiliriz. Evet, geldik sıradaki hayat hilemize. Bakalım gerçekten olacak mı, olmayacak mı diye test etmeye devam ediyoruz. Şimdi burada abimiz güzelce toprağın altına bir ışık koydu ve ışığın üstündeki çimi yok etti. Darat, ışık çıktı. Bunun olma ihtimali yüksek gibi duruyor. Neden olmasın yani? Bloğun geçirgenliği varsa büyük ihtimalle olur. Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde yolumuzu tamamladık. Şimdi burada geliyoruz. Şurayı kazıyoruz abi. Ondan sonra şöyle çimi koyuyor. Sağ klik yapıyor ve olmadı abi. Maalesef ki olmadı. Normalde arkadaşlar bunun hemen altında ışığımız yer alıyor. Abimiz de geliyor böyle kazıyor. Her yer aydınlanıyor. Fakat şu an bizde olmadı bu olay. Sayısını arttıralım. Bir tane daha koyalım. Bakalım olacak mı diye. Yine olmadı. Böyleyken deneyeyim. Yok, hiçbir şekilde olmuyor abi. Maalesef ki bu tamamen fiyaskoymuş arkadaşlar. Sizler de denersiniz ve bizlerle paylaşırsınız gerçekten oluyor mu olmuyor mu diye. Ama biz denedik ve olmadığını görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar geldik bir sonraki hayat hilemize, yaşam hilemize geldik. Bakalım bu oluyor muymuş yoksa olmuyor muymuş diye hep birlikte bakıyoruz. Evet, aldı altınları abi.
Ortasına zümrüt koydu, elma koydu ve totem yaptı kendisine. Abimiz ne yapıyordu? Bunu alıyordu. Abi. Şöyle koyuyordu. Efendim canım. Abi de altın elma. Evet, aynen. Bir şey unutuldu. Haydi abi, inşallah olur. Şöyle koyduk. Ortaya bu altın elma. Hayır abi. Hiçbir şey olmadı. Evet, şekil benziyor arkadaşlar. Olma ihtimali varmış da altın elma fazla can katıyor. İşte toteme benzeyen bir şey olabilir diye olabilirsiniz ama maalesef ki olmuyormuş abi. Bu da tamamen bir fiyasko çıktı. Üzüldük mü? Üzüldüm abi açıkçası. Bunun olmasını isterdim çünkü. Ama olmuyormuş. Elden ne gelir? Yapacak bir şey yok. Evet, bir sonraki yaşam hilemizi hep birlikte denemek için güzel bir şekilde bekliyorum ve başlatıyorum. Evet. Burada katman kayalarını koydu ve kendine sudan bir blok yapıyor arkadaşlar. Katman kayalarının arasına su koyuyor. Bir tane piston koydu ve güya su böyle kalıyormuş abi, yayılmıyormuş etrafa. Acaba olur mu? Merak ediyorum. Ahmet, olur mu kardeşim? Normalde abi, su yayılıyor ya. Evet. Olmaz bence. Pratik olmaz dedi. Ahmet sence? Abi olabilir ya. Ahmet olabilir dedi. Sıkıştırıyor sonuçta. Kübra, var mı aklında fikir? Bence olmaz. Bana olacak gibi çok şey gelmedi. Kübra olmaz gibi geldi. Evet. Su akışkandı. Şimdi abi ilk olarak bir sabah yapalım oyunumuzu. Şöyle güzelce her yer bir gözüksün. Gerekli malzemeler. Tabii ki katman kayası ya da ana kaya. Hangisi hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar. Evet, aldık buraya. Koyduk şöyle. Şimdi bize bir tane yapışkan piston lazım. Pistonumuzu da alacağız ve şuraya doğru koyacağız. Şimdi bunun içerisine su koyuyoruz abi. Suyu koyduk. Ve ondan sonra bir de tabii ki kızıltaş bloğu lazım. Kızıltaş bloğunu koyduk, kapattık. Lan su nereye gitti? Yok oldu. Bir daha deneyeceğim abi. Bu olacak gibi çok mantıklı gelmişti. Aa. Yok abi. Uçup gidiyor, buhar oluyor. Su gidiyor arkadaşlar. Evet, ben de kırayım. Yok abi. Gördüğünüz gibi suyun sesi yok. Zaten suyun normalde koyduğunuzda da bir yöne dolu. Bu şekli alıyor, evet. Aynen, böyle dağılıyor gördüğünüz gibi. Yani bu olmuyormuş kısacası arkadaşlar. Evet, bazen böyle internette fail ve kandırma videoları da zaten çok yaygın. Herkes gayet iyi biliyordur. Geldik. Yeni acaba bir bu cam video falan olabilir mi su diye koyduğu? Olabilir abi. Yani milleti kandırmak için yapılmış bir video zaten, belli. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde yeni videomuzu izliyoruz. Bakalım bu nasılmış. Camdan bir tane akvaryum yaptı kendisine. Akvaryumun yanlarını kırıyor. İçine su da koymuştu ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oldu. İçine yosun koydu abi. Camları kırıyor ve kalıyor. Allah Allah. Deneyelim abi. Çok güzelmiş bu ya. Bu gerçekten güzelmiş. Olsa. Bundan bir akvaryum yaparız. Su kalıyor mu peki kanka? Kanka su da kalıyormuş aynen. Su da dökülmüyormuş. Yok, kalmaz. Evet, kalmaz. Pratik kalmaz dedi. Pratik bizi üzüyor bugün. Şimdi arkadaşlar oyundayız. Güzelce aldım. Şöyle ya, inşallah bunları olur ama çok güzel gözüküyor. Bence de çok güzel gözüküyor. Evet, şuradan güzelce aldık. Şimdi abi amacımız ne bizim? Bir tane camdan şöyle akvaryum yapıyoruz tasarım olarak. Akvaryumumuzu şöyle yapalım. Evet, güzelce yaptık mı? Yaptık abi. Evet, şuradan birazcık yosun alabiliyoruz mu? Evet, deniz otu olarak geçiyormuş. Olur. Suyumuzu koyalım. Güzel. Şöyle deniz otlarımızı yerleştirelim. Sonuncu da biraz az su var diye istediğimiz kadar şey yapmadı. Evet, biraz daha büyüteceğiz arkadaşlarım. Çok merak ediyorum. Bunun gerçekten olmasını da çok istiyorum ben. Şimdi bunu güya kırdığımızda abi güzel bir şekilde böyle kalacakmış. Ama içine ben balık da atmak istiyorum bunun. Evet, biraz balık da atalım. Bakalım neler yapacağız bununla da. Çok güzel akvaryum oldu lan. Baksanıza. Balıklar geziyor mu? Evet abi. O zaman arkadaşlar evin kırıyorum. Evin içine yapılabilir bu ya. Evin içine de koyuyor. Şöyle yandan kır kanka. Kırıyorum. Aa, abi harbiden. Nasıl kalıyor? Abi inanılmaz ama efsane bir şekilde kaldı. Ve Minecraft'ta gördüm. Lan balık gidiyor. Balık kaçtı. Balıklar kaçıyor ama arkadaşlar.
Onlar da okyanusa kaçtı yani. Olabilir böyle bir şey. Balıklar kaçtı ama gerçekten oluyormuş ve özel bir şey abi. Bu çok hoşuma gitti benim. Evet arkadaşlar, güzel bir bug, güzel bir fail ya da güzel bir hayat hilesi diyeyim. Hatta bundan gizli bir kapı bile yapılabilir yani. İyi olmuş. Evet arkadaşlar, bugünün son hayat hilesini hep birlikte deneyeceğiz. Bakalım olacak mı diye. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi abimiz bir kenara suyu koydu ve bir sürü arkadaşlar böyle sandıkları kenarına kadar koydu suyun. Yani bir sürü koydu. Yukarıdan aşağı atladığında ne olması lazım? Normalde ölmesi lazım. Fakat ölmüyor abi. Evet, böyle bir şey olur mu olmaz mı arkadaşlar? Var mı fikri olan? Olabilir, emin değilim. Evet, Kübra ben bugün hep aynı ya, şeyi söyledi. Olabilir, olmuyor da bilir. Kübra bir hayır, şey söyle. Heh, olmaz. Bence olmaz bu. Kübra bence olmaz bu dedi. Bu kez ölür ya. Bu kez ölecek diyor Kübra. Evet, pratik ölür müyüz ölmez miyiz abi? Ölürüz. Ölürüz dedi. Hadi bakalım hep birlikte güzel bir şekilde deneyelim. Şimdi bunun için biraz düz bir alan lazım abi bize. Çünkü şurayı beğendim mesela. Tamam, şurayı deneyeceğim abi. Bakalım olacak mı? Attık. Heh. Tam istediğim gibi oldu şimdi. Şimdi arkadaşlar, amacım tabii ki biraz daha uzatacağım bunu. Bunun en son birleşme noktası neresi abi? Burası. Tam şu ikisini arkadaşlar güzel bir şekilde sandık yapacağım. Ondan sonra tepeden atlayacağım. Bakalım ölecek miyiz, ölmeyecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet, sandığımızı aldık. Şöyle üst üste üst üste. Hepsi de aynı tarafa bakıyordu bu arada. Evet. Bunları koymak birazcık bizi yoracak ama. Evet. Yani şu anda buradan atladığımda bile canım gider zaten ama. Ben yine de çok abartı bir şey yapmak istiyorum abi. Bu evet, derin değil kanka. Neyi derin değil abi? Atlayacağın su. Kanka suya atlamayacağım zaten. Direkt taşa atlayacağım ve ölmeyeceğim abi. Aa, ölürsün kesin. Evet, denemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sandıkta keramet mi var diyorsun? Bakacağız. Var mı yok mu göreceğiz birazdan hep birlikte. Zaten bunu abi Minecraft'ta yani kim yapacak acaba? Bu kadar sandığı üst üste koyayım kim diyecek? Evet, geriye kaldı arkadaşlar. Son herhalde, evet, bir tane daha koyacağız ve bitecek. Tamam. Şimdi abi ben bu ikisinin arasından atlayınca ölmeyecekmişim. Herkes hazır mı? Hazırız. Evet. Bugünün sonu abi. Hep birlikte göreceğiz. Oluyor mu olmuyor mu diye. Bu arada canım da çok az. Tam bana uygun abi şu anda. Haydi o zaman atlıyorum. 3, 2, 1 ve boom. Evet arkadaşlar, gerçekten efsane şeyler denedik bugün Minecraft'la ilgili. Ve bu yaşam hilelerinin çoğunun olduğunu gördük arkadaşlar. Sizler de kesinlikle kendi bilgisayarlarınızda, evlerinizde deneyin. Ve bizim bilmediğimiz yaşam hilelerini de lütfen yorumlara yazın ki arkadaşlar onları da deneyelim, oluyor mu olmuyor mu diye. Bilgiyi güzelce paylaşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Kübra Nisa'ya Pratik Oyun'a. Han kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.